Zeynel Balcı ekonomide rasyonel adımlara yol veriliyor. Mehmet Şimşek ekonominin başına getirildi. Buna bağlı olarak politika değişikliği en üst perdeden ve bizzat Mehmet Şimşek tarafından rasyonel zemine dönmekten başka seçeneğimiz kalmamıştır şeklinde dillendirilmiş oldu. Rasyonel politikalardan ilk akla gelenler gerçekçi ve rekabetçi kur, enflasyona yaklaşan faiz oldu faiz için en önemli referansın enflasyon olduğu bilinen bir durum. Son birkaç haftada tahvil ve bono faiz oranlarındaki yükselişle piyasa bunu fiyatladı zaten. Gösterge tahvil ve bono faiz oranları TCMB'nin olası bir faiz artış beklentisiyle ikiye katlandı. 22 Haziran bekleniyor. Döviz kurlarında ise seçim sonrası görülen ve dün ivme kazanan yükselişi de bu çerçevede görmek lazım. 22 Haziran'da TCMB toplantısı var ve beklentiler faiz artışının geleceği yönünde. Agresif veya ılımlı artışlar bekleyenler var. Yabancı yatırım bankaları zaman içinde %25'e kadar bir artış öngörüyorlar. Bu durumda döviz kurları muhtemelen zayıflayacaktır. Sıra faiz silahında mı? Sanki 22 Haziran'a kadar döviz kurlarına bir müdahale yapılmaması gibi bir görüntü hakim. TCMB bilindiği üzere faiz silahını çekemeyince döviz satarak kurları ve enflasyonu baskılama bir yolunu seçti. Bu da rezervlerde zayıflamaya neden oldu. Mevcut politikanın devamı zordu. Mehmet Şimşek başka seçenek kalmadı derken biraz da bunu kastetmiş olabilir. Döviz kurundaki artışla birlikte beklenen olası sonuçlar; sıcak para girer enflasyon artar. İhracı malları ucuzlar ve ihracat artar. İthalat pahalılaşır ve yavaşlar, yabancı için turizm daha cazipleşir. Sıcak para girişleri için zemin oluşur, maliyet artacağı için çıkışlar azalır. TCMB'de döviz rezervlerindeki erime azalır. Enflasyon artar. Döviz kurlarındaki artışla birlikte, döviz borçlarının TL karşılığının artması gibi bir durumla karşı karşıya kılınır. Döviz kuru tansiyon gibidir. Eski sanayicilerin dediği gibi, döviz kurları tansiyon gibidir. Yüksek olması da düşük olması da iyi değildir. Bazıları da şeker gibidir der. Fay hattı üzerine ev yaparsan depremde yıkılır, dere yatağına ev yaparsan sel alıp götürür gibi doğa yasalarına benzer iktisat ve para teorisinde kendine has yasaları vardır. Bu açıdan Mehmet Şimşek'in rasyonel zemine dönüş vurgusu oldukça önemli ve uygulanacak ekonomi politikasının kredibilitesini arttıran bir gelişmedir piyasa dostu böyle bir politikaya da her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu muhakkak Enflasyon, rezervlerin durumu, Türkiye'nin dış finans çevrelerindeki görünümünün ifadesi olan ülke risk primi gibi kriterler açısından politika değişikliği elzem görülüyor. Bu noktada ekonomi yönetiminde tek seslilik ayrıca önemli bir konudur. Para ve maliye politikalarının uyumu da aynı öneme haiz bir durum ekonomi politikalarına yön veren kurum ve kişilerin senkronize hareket etmesi, şeffaflık, anlaşılabilir ve birbirini tamamlayan söylem birliği içinde olmak yararlı olacaktır. Mehmet Şimşek'e göreve gelmesiyle, Borsa İstanbul'da görülen sert yükseliş, Türkiye'nin risk primlerindeki düşüş ve Eurobond faiz oranlarındaki gerileme, iç ve dış piyasaların bir kredi tanıdığı görülüyor. Bu krediyi kullanmak ve genişletmek en başta Türk ekonomisine, Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacaktır diye umuyorum.